Ben Ali Ziya Dinçer, Bayrak Radyosu'nun kuruluşunda yer alan ve 1994 teknik müdür emeklisi olarak Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na hizmetlerde bulundum. Nasıl biz burada müteşebbis olarak, Kıbrıs Türkiye olarak bir şey başlatmışsak, bir radyo kurma çabası, aynı şekilde BAF'ta da, Larnaka'da da, Limassol'da da, Mausa'da da aynı bir faaliyet vardı. Ve bizden de destek alıyorlardı. Karşılıklı ve birçok tabii malzemeler, o zaman kullandığımız bu vericileri, biz yerli vericileri yaparken kullandığımız bazı malzemeleri Orhan Şevket Bey'in rahmetli ambarından tedarik ediyorduk ki bu da İngiliz askeri şeyinden, ordusundan hekayrılan birçok ex-army dedikleri malzemeler vardı deposunda Orhan Şevket'in ve o malzemelerinden teknik malzemeler, dirençler vardı, kapasitörler vardı ve birçok şeyler vardı. Onlardan faydalandık. Atölyemiz vardı postanın altında, Lefkoşa Merkezi Postanesi'nin alt kısmında büyük bir atölyemiz vardı. Ve bütün çalışmaları hep oradan yürütüyorduk esas. Ve orada mesela yaptığımız birçok şeyler vardı. Mesela Kıbrıs Türk Alayı'nın muhabere şeyine de destek veriyorduk. Hani gelece tesisleri kullanırlardı, o zaman Amerikan tesisleri. Bazı arızalar falan, onları birlikte yardımcı oluyorduk hatta. Tabii bu atölyede biz trafoları sarıyorduk. Sonra mesela en mühimi bayrak imal kısaltılmış bimal dediğimiz muhabere telsizleri üretmeye başladık. Değişik güçlerde 5 watt, 10 watt, 50 watt, 100 watt gibi telsizler yapıyorduk orada. Tenekeci'de onların kalıplarını, kasalarını yaptırıyorduk. Orada çalışan teknisyenler delikler açar, metreler, şunlar bunlar, parçalar monte edilir, dirençler, lambalar falan. Ve Yusuf Gazi Bey de, o da mesela muhabere şeyine, frekansları, bizim ürettiğimiz bu telsizlerin mesela değişik frekansları ayarlardı. Ve bu telsizler tabii besleme güçleri de ayrıca bizim dinamo motor dediğimiz o zaman, yani 12 volt aküye takıp bir motor çeviriyor, motor dönüyor. Oradan da gerilim sağlıyordu telsize. Mesela sahada olduğunda bu dinamo motorlar kullanılıyordu. Bir de elle çevrilen şeyler, besleme şeyleri, o askeriydi geçti ama biz işte bu tip şeyleri de üretiyorduk. Yani telsizlerin elektrik olmayan yerlerde örneğin mesela bu dinamo motorları yapıyorduk. Bir aküye takarak telsiz çalışırdı yani. Ve antenler de işte ağaçların üstüne çekilerek bu telsizler işte sancaktarlıklara gönderilir. BAF'a, Mausa'ya işte nerede gerekliyseydi. Bu şekilde bu şeyler sevkiyatı yapılıyordu. Kıbrıs'taki bu bölge radyolarının yanında paralel olarak aynı anda 9 Eylül 64'te Anamur'un Sesi radyosu da Anamur'da devreye girdi ve Kıbrıs'a yayınlar yapıyordu. Ve buradan giden, mesela hatırlıyorum, buradan giden
bazı görevli arkadaşlar, Safet Soykal vardı, Özcan Özcanhan vardı, Mustafa Adiloğlu vardı, Tegi Münir vardı, Ahmet Şevki vardı. Bunun gibi daha bazı arkadaşlar orada uzun bir süre görev yapıyorlardı. Yani Kıbrıs'tan çıkıyormuş şekliyle. Anamur'dan yayın yapıyorlardı. Yani Rumları yanıltmak için. Ve bu da bu şekilde epey hizmet verdi ta 74 Savaşı'na kadar. Ve 74 Savaşı'nda da Anamur Radyosu'nun çok önemli Bayrak Radyosu, Ortaköy'deki Bayrak Radyo vericisiyle ilgili çok önemli bir konuyu bana Kemal Şaşmadel, hani orada tanışmıştık Anamur'da, ziyaretime geldiğinde hatta esir düşmüşlerdi kriptocusuyla, Ziya Bey'le. Fakat Birleşmiş Milletler iade etti kendilerini. Bayraktar yardımcısıydı burada. Ve gelip bana anlatmıştı. Dedi ki, Ziya Bey dedi, bu Anamur Radyosu'ndan sizin BRT Radyosu vericisinin önemi nedir dedi. İşte dedim, yayınlar yaparız. Rumca Türkçe halkımıza, Rum'a şu bu yok dedi bana. Bunların ötesinde en mühimi dedi, bir köprü başıydı dedi. Anamur Radyosu'yla BRT vericileri Ortaköy'de uçaklarımız için dedi. Çünkü Türkiye'den, Eskişehir'den, Diyarbakır'dan, diğer üslerden kalkan uçaklar diyor. Önce Anamur Radyosu'nun frekansını ayarlayarak hedef oraya gelirler. Oradan da diyor uçarak Bayrak Radyosu vericisi üzerinde Ortaköy'de oraya geldikten sonra diyor. Yani uçuşlarını o köprü başın yaparak Bayrak Radyosu'nun üzerine geldiklerinde ben hatta görüyordum uçakları. Orada koordinatlar verilirmiş ve Kıbrıs'a geldikten sonra o verilen koordinatlar aşağıdan ve sorti yapıyormuş uçaklarımız. Ve bu dedi çok önemliydi. O zamanki imkanlar diyor. İşte pek yoktu. Uçaklarımız böyle bir köprü kurmuşlardı. ...1974'e geldiğimizde 13-14 Temmuz'du. Bayraktarlık'tan bize bir talimat geldi. Ve dendi ki Can Bolat Radyosu devre dışıdır. Derhal onu devreye sokun diye. Ve ben ve Erdoğan Naim rahmetli arkadaşım ikimiz bir Morris kamyonet, küçük araba vardı BRT'nin. Onun içerisine bütün tüpleri, ölçü cihazlarını, koaksiyel kabloları ne gerekirseydi arızayı gidermek için. Çünkü muhakkak arıza giderilecek şeklindeydi. Biz epey malzeme aldık tabii. Maosa istikametinde yola girdik ve baktık ki önümüzde bir Yunan konvoyu geliyor ve silahlı Yunanlı askerler arkalarında havan topları çeker falan. Uzun bir Yunan konvoyuyla karşılaştık ve baktık ki ayrıca kavuşaklarda, anayola giren kavuşakları da uzun saçlı, eyokacılar, sakallı falan. Brenganlarını oturtmuşlar, otomatik makine tüfeklerini kavşaklara tutmuşlar. Yani yan yollardan kavşaktan yola girme yasak. Ve biz yalnız ters istikamette gittiğimiz için bize hiç yoklamadılar bizi Allah'tan. Gördün mü dedim Erdoğan'a, biz dedim eğer Serdarlı'dan gelmiş olsaydık yoklanacaktık ve bugün dedik kayıplar listesinde olacaktık. Neyse şeye kadar gittik, Maosa'ya kadar. Bütün yol konvoy Yunan askeri. Maosa'ya girdik. Derhal arızayı giderdik. Can Bolat Radyosu'nun arızasını giderdik. Havaya verdik. Oranın sancaktarı geldi. Bize teşekkür etti. Ve buyurun gelelim içelim falan dedi. Yok komutan dedim. Bak dedim koskocaman bir Yunan harp vapuru limanda demirlemiş ve boşaltmaya devam ediyor. Gözümüz tam karşımızda böyle. Biliyoruz dedi. Dedim bir ucu da dedim Lefkoşa'da bunların dedim. Ve biz acele acele döndük Allah'tan ve nitekim bu çıkarmaya yapılan Yunan askerleri ertesi gün 15 Temmuz'da da
Makarios, başpiskopos Makarios Cumhurbaşkanı'nın sarayına saldırıya geçiyorlar. Ertesi gün sabah erkenden uyandım, bak bekliyorum, yani bir çıkarma bekliyorum. Baktım ki hiçbir şey yok, hareket yok, güneş doğmuş falan derken telefon çaldı. Ve derhal göreve çağrıldım, vericileri havaya vermek için. Derhal çocukları da aldık, kayınvalidemin evine bıraktık ve ben derhal vericileri devreye koyduk. Ve şeyde sitenin altında da, Mücadeleler sitesinin alt kısmında da Bayraktar'ın karargahı var. Ve kriptocusu Ziya Bey falan orada, Bayraktar yardımcısı hepsi orada yönetiyorlar şeyi, çarpışmaları. Ve bu arada anons yapıyoruz biz radyodan. Denktaş Bey'in demeçleri var. Sevgili kahraman fedakar Kıbrıs Türk'ü. 11 yıldır Kıbrıs'ta insan şeref ve haysiyetiyle yaşamak, can ve mal emniyetinizi koruduğuna inandığınız anlaşmalarla meydana gelmiş olan bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin varlığını korumak için her şeyinizi ortaya koydunuz. Tüm haklarınızın ve bağımsızlığın koruyucusu ve garantörü ana vatanımıza güven ve inanç içinde tarihi ve şerefli bir mukavemet mücadelesi verdiniz. Bugün bu anda kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ın her yanında havadan ve denizden çıkarma yapmaktadır. Gazanız mutlu olsun. Devamlı bunu tekrarlayıp banttan. Ayrıca da işte marşlar çalıyoruz. Mehter marşları, diğer marşlar falan. Davullar, zurnalar. Ve şeyi bekliyoruz, çıkarmayı bekliyoruz. Berete tabii tam kadrolu ve bütün birimleriyle, program birimleriyle, haber birimleriyle, yorum birimleriyle çok güzel faaliyetler gösteriyordu. Yani hem İngilizce hem Rumca olarak da, Rumca çok iyi konuşan spikerlerimiz vardı. Bunlar hem Rumca haberleri hazırlar, bültenleri hazırlarlar, ondan sonra yorumlar Rumca hazırlanır. Ve Rumca konuşan spikerlerimiz çok güzel, devamlı, sürekli yayınlar yapıyorduk. Biz yani propaganda yayınlar Rumlara. Örneğin Rum Radyosu, Kıbrıs Radyo Yayın Korporasyonu, CBC. İşte her gün işte bir tane uçak düşürdük, iki tane uçak düşürdük. Moral bozar tabii, aslı yok. Öyle yorumlar yapardı Rumlar. Biz de bunlara karşılık verirdik. Biz tabii kapalı bölgelerde yaşamak mecburiyetinde kalmıştık. Ve mesela Lefkoşa bölgesi Kırna'ya kadar, Boğaz'a kadar gelir ve Girne'ye gelemezdik. Kapalı bölgede yaşamaya alışmıştık fakat yine de Türkiye'nin bize gösterdiği yardımlar, gerek İHŞ yardımları olsun o zaman da ve gerek bize Barclays Bank'a para aktarırdı Türkiye ve oradan da memurların ödemesi yapılırdı. 30 lira Kıbrıs lirası alırdık ama herkes aynı alırdı. Ama herkes gene memnundu. Türkiye yani bizi burada o zaman dan başladı. Bizi hakikaten mahrum etmedi. Maaşlarımıza kadar gönderdi, İHŞ'ler gönderdi ve bunları şimdiki gençliğin görmesi lazım, güçlü olmamız lazım. Bugün bak Yunanistan
silahlanmakta. Kıbrıs Rum tarafı İsrail'le manevralar yapmakta. Yani Türkiye'yi bugün bir kıskaç altında tutmaya çalışıyorlar. O nedenle daima birlikte Türkiye ile mücadelemize devam edeceğimize inanıyoruz.